GTA oyun dünyasının çok sevdiği. Bizim eskiden Sinan Akkol var, bilmiyorum izlemiyordur şu an ama Sinan Akkol'un oyun gezerin ve Level'ın eski diyelim ki en yönetmenlerinden. O sağ olsun şöyle bir şey söylemişti daha önce. GTA sağ olsun 100 sene sonranın oyununu yaptığı için, işte Rockstar diyelim, 100 sene sonranın oyunu yaptığı için GTA 5 için demişti ki kendisinden çok, yani şu an piyasadan çok daha önde olduğu için uzun süre daha GTA'yı konuşuruz demişti. GTA 6 o zaten yüzden... hazırlamaları da 5 seneyi buluyor önceki oyundan sonra, ama şimdi ne kadar olur onun üzerine bir işte söylentilere baktık, şirketin açıklamalarına baktık. Hani kesin bir şey yok. Şirket de bir yandan doğrulamıyor, bir yandan aslında CEO kurucusu sanırım başkanı konuşuyor Rockstar'ın. O bir şey söylüyor. Bir tane mesela oyuncu GTA 5'te ki işte bu karakter hareketlerini almak için gerçek oyuncuları kullanıyorlar. Onu çekiyorlar, vücutlarına bir şeyler bağlayıp filmlerdeki gibi, işte 3D filmlerde vesaire olduğu gibi. Sonra onun hareketlerine göre oyundaki karakteri modelliyorlar. Buradaki oyunculardan birisi CV'sine yazmış GTA 6 GTA için şimdi. bir şeyler Oo. yapsın, ama sonradan yalanlıyor tabii. Ama Tabii zaten mecburen. mecburen yalanlaması gerekecektir. Çünkü muhtemelen kontratında böyle bir madde vardır. O Evet. yazdı ve birileri onun CV'sine, öyle kimsenin girmeyeceğini düşündü belki, girdi, gördü ve bu şekilde GTA 6'nın üzerinde çalışıldığı söylentisi yayıldı. Yani bakalım, tabii şu an için çok erken ne zaman çıkacağı ile ilgili konuşmak. Ama bu ortaya çıktığına göre o işte 5 yıllık çalışma süreci çoktan başlamış da olabilir. Bugünlerde de başlamış olabilir. Bununla ilgili tam bir şeyi söylemek şu an mümkün değil. Bu arada Metin 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii eski ve hala çok seveni olan bir oyun Metin 2. Türkiye'de de çok seviliyor gerçekten. Ama ne söyleyebiliriz? Yani katılımcılarından birisi değilim. Bir dönem işte o itemlerini alıp satma işleriyle ilgilenen arkadaşlarımız vardı, ama ben bu konuda en azından Metin 2'ye katılmamıştım. O yüzden bunu söyleyebilirim. Yani çok online oyun peşinde değildim o zamanlar. GTA oynuyor musun? GTA oynuyorum. Oğlum yüzünden oynuyorum bu arada. Yani film gibi seyrettiğim çok oluyor bu arada GTA'yı. Zaten çok fazla sinematiği var, çok fazla Evet. video var içinde. Yani o çok enteresan online oyun modları var içerisinde. Onları da izlerken de çok şaşırıyorum. Yani işte belki görmüşsündür. Ben oğlum oynarken çok seyrettim. Burada böyle söyleyeyim, 20 yaşında oğlum. İşte bir bina yapmışlar neredeyse. Binaya çok çeşitli böyle, yani GTA ile ne ilgisi var diyeceksin. Binanın üstüne işte ne bileyim konteynerdan, yok işte paraşütten, bilmem neden çıkıyorsun. En üste çıkıp orada işte bir roket atar bir şey var. Onu alıyorsun, aşağıdakinin yukarı çıkmasını sen engel. Oraya kim önce çıkarsa ve işte bilmem kaç Engellemeye kişi vurursa. çalışıyor. Ya böyle ilginç mücadeleleri var içinde. Hatta yani aslında otomobil yarış oyunu değil ama otomobil yarışları var kendi içinde. Bir ara haberini yapmıştı. Kara Şimşek sadece çıktıydı onda mesela. Hani bununla ilgili bir şey yapmışlardı. Şu an oyunun en pahalı aracı bir Kara Şimşek'in modifikasyonunu yapmışlar. Hiçbir şey olmuyor. Tank gibi bir araba yapmışlar ondan sonra. Onu koymuşlardı. Oyun, yani sürekli oyun içinde bir oyun geliştiriyorlar. O Güzel yüzden kaçıyor GTA enteresan, yani bilmiyorum. mu? İyi kaçıyor mu İyi, oyun? çok iyi, çok iyi kaçıyor. Çok iyi kaçıyor. GTA 6 o yüzden şu an mesela, hani az önce ne dedik? Apple'ın ürünlerinin fiyatları düşmüyor kolay kolay dedik ya. Yani git bir oyun almaya çalış. GTA 5 hala yani fiyatını koruyan ürünler arasında yer alıyor. Yani hiçbir zaman doğru düz bir kampanyası bir şeysi yok. İşte fiyatı düştü, şu kadar zamana Ama çıkmış çok, falan ya. yani hem eğlenceli videoları çıktı, hem kaç tane bir oyun serisi olduğu için de biraz artık, çünkü bir tane oynuyorsun, 5 sene sonra bir tane çıkıyor. Artık orada yeni bir nesil oyuncu gelmiş oluyor. Onlar oynamaya başlıyor. Ve böyle böyle nesillerdir oynanan bir oyun. Bu Şimdi arada oyun için bu arada bir tarih soruyorlar. Rockstar Games hazırlıyor oyunu. Rockstar Games Red Dead Redemption diye başka bir oyunları var. Onun Of. ikincisini şimdi çıkartacaklar gelecek Of of sene. of. Ya muhtemelen Evet. gelecek sene çıkmayacak demektir bu. Bir sonraki seneye bakalım. 2019'da çıkar diye düşünüyoruz, ama yani zaten uzun aralıklarla yaptıkları için 2019 en erken diyelim. Yani Red Dead Redemption'da gerçekten konsolda oynayabileceğimiz en iyi oyunlardan. Western sevenler varsa, ki sevmiyorsa da belki, hani bilmiyorum, yani Western'le ne alakam var diyen birisinin bile biri hala alıp işte bir koleksiyon diye saklayabilirsiniz. Öyle güzel bir oyun gerçekten. Sinematikleri de şahane. Hikayesi de çok güzel.
Tam yani filmi oyuna çevirmişler gibi. Last of Us oynayanlar varsa eğer, hani o da gerçekten çok iyi bir film gibi seyredilebilecek bir oyun. Yani Red, çok iyi. Aynen, onu da çok iyi. Hikaye de çok iyi gerçekten. Böyle duygusal da bir tarafı var. Bu Red Dead Redemption'ın da aynı şekilde hem oynanış olarak çok iyi bir oyun. İşte o ata binme, sağa sola gitme, haritadaki konular falan. Bence Rockstar'ın yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Bu arada GTA için az önce onu söyleyecektim. Hatta bir video baktım ama şimdi onu vermeyeyim bir daha burada. GTA'nın modları çok komik. Ben onlara bayılıyorum. Evet. Yani işte Recep İvedik modu bile var. Yani bildiğin şahinleri, doğanları koyuyorlar. İşte birileri toplanıyor. Mesela oyun için toplanıyorlar, sözleşiyorlar. 20 tane şahin mesela çıkıyor, dolaşmaya başlıyor. Bu arada biliyorsun, gerçekte de böyle bir şey var. İstanbul'da yapılıyor. Ya işte Topaş, evet. Topaş diye bir grup var. Topaş sevdaları. Sadece İstanbul'da değil, Bursa'da da yapılıyor. Yani başka şehirlerde de oluyor. Hatta kalkıp İstanbul'a geliyorlar. Tabii bunun en önemli şey de internet sayesinde bu kadar iyi toplanabiliyorlar haliyle. Evet. Değil evet. mi? Yani tabii o kadar WhatsApp grubundan toplanıyorlar yani, herhalde. Tabii, ama sabaha karşı evet. işte bu İstanbul Park yakınlarında toplanıyorlar ve orada işte drift yapıyorlar, yarış yapıyorlar, beraber sohbet ediyorlar, bir şeyler dinliyorlar falan diye böyle bir durum var yani. Sadece GTA'da yok. Tabii. Yani bu zaten bunu gerçekte yapıp da bir de burada da çıkmak. Yani şimdi YouTube'da arasanız çok komik videolara rastlayabilirsiniz gerçekten. Yani hakikaten Recep İvedik bile yapmışlar yani. Modlayıp bildiğin getirmişler. Yani oyunda var mı desem var yani, yok değil. Bu arada modlarla ilgili bir yasak başlamıştı. Engellemişti Rockstar modları. Öyle bir problem vardı. Bir dönem hatırlıyorum, büyük bir şikayet konusuydu. Ya modlar engellenmiş falan diye. Çünkü müthiş bir kaynak bir taraftan ama tabii GTA şeydir, Rockstar da bunun sürekli olmasını istemeyebilir. Bilmiyorum, belki yani işlerine gelmemiş olabilir. O yüzden şu an son halini bilmiyorum. Modlara izin vermiyor mu, veriyor mu bilmiyorum. Ya bayağı şeyde hikaye sevdim. BİM'de çalışma GTA 5 modu mesela. Recep İvedik BİM'de çalışma GTA 5 modu. Olacak iş. Akla yani. Gelebilecek her şey evet, var. Evet, aynen. Tamam, oyunlara gelmişken son gündem maddesi olarak şundan bahsedelim. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve oyun hilesi sitelerine ilk kez mahkemeden ceza verildi. Hem siteler kapatıldı, engellendi. Hem de tazminat cezası var. 205 bin lira. Bu siteler, şimdi İzmir'deki Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi kararı veren mahkeme. Bu konu oldukça zayıfız. Bu haber oldukça güzel bir haber. Bu evet. Anlamda. Yani şöyle bir şey. Bu özellikle online oyunlar için, internet oyunları için, ücretsiz internet oyunları diyelim. Bunlar için hile satan yerler var. Yani bu siteler 3 tane siteyi kapatmışlar. Bunlar hile satıyorlar. Gidiyorsunuz. İşte parasını veriyorsunuz. Atıyorum sizin karakteriniz, tamamen uyduruyorum işte. Duvarlardan geçebiliyor ama diğerleri geçemiyor. Siz de oyunda puanları topluyorsunuz. Sonra bu karakteri gidiyorsunuz. Belki de birilerine satıyorsunuz. Evet, böylece sen de bir şey elde ediyorsun. Ya da işte itemları, malzemeleri, oyunda kazandığın malzemeleri, ödülleri alıyorsun ve bunları bir şekilde, bunlar gerçekten artık zaten para kazanılabilir evet. bir hale geldi. Çünkü bir oyuna giriyor birisi. Mesela çok iyi oynayanlar böyle şeyler yapıyorlar. Yani yurt dışında falan özellikle duyuyorduk. Çok evet, yaygın. Aynen öyle. İşte bir sene oynuyor, bir sene sonunda satıyor ve kendine atıyorum araba alıyor gibi gibi oyun çılgınlığı yani, böyle bir noktaya gelmiş durumda. Bunu Türkiye'de tabii engelledik, iyi güzel ama yani tabii ki güzel bir haber. Fakat yurt dışındakilere bu sefer tabii bir şey olacak. Ne derler? Yurt dışındakiler için biraz onlar bu sefer öne çıkacaklardır diye düşünüyorum. Onları da erişim engeli getirilmiştir diye tahmin ediyorum ama onunla ilgili şu an erişim engeli var sitelerde. Yani giriş evet. yasak, bir de tazminat cezası verildi. Aslında bunu mesela tekrar yaparlarsa hapis cezasına da döndürülebiliyor. Güzel. Bu önemli. Şimdi Türk Ceza Kanunu'na eklenen bir madde var, onu da okuyayım. Tamam. 245A, zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak diye özel bir siber suç belirlendi ve bu suçu işleyenler 1-3 yıl arası hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası, ya 5000 gün dediği her gün için belli bir üst miktar var, o çarpılarak kaç gün verilirse para cezasına çarptırılıyorsunuz. İyi bir para cezasına çarptırılabilir. Evet, burada zaten işte 205 bin lira, yani 185 bini maddi verdiği zarardan dolayı 20 bin de manevi olarak karar verilmiş. Ya oyun dünyası tabii ki, oyun sektörü çok önemli. Müthiş bir büyüme gösteriyoruz Türkiye'de de. Daha da artacak büyük ihtimalle. Bu tip konular her zaman için yapıcı anlamda, ki zaten
Netmarble EMEA CEO'su da bu konuda görüldüğü kadarıyla yorumlarını yapmış. Kendisi aynı zamanda Oyun Federasyonu'nda başkanıydı. Yani güzel bir karar olmuş. Umarım tabii devamı gelir. Yani evet. Böyle bir şey için çünkü sadece bir tane son var. Bunu da takip etmek de oldukça zor. Yani bu şirketlere de Allah kolay versin. Çok da kolay değil bu tip siteleri takip etmek. Buna git, dava aç. Bir de bu tabii emsal bir karar olduğu için bence güzel. Yani bundan evet. sonra gittiğin zaman bunun kapatılacağını... Daha önce yapıldı. Zaten kanunda da madde var. Evet. Şeklinde ilerleyecektir. Aynen öyle. Ne yapalım? Evet, artık tamam diyelim istersen. Her şeyi konuştuk. Çok soru teşekkürler bizi zaten dinlediğiniz bakayım. İçin. Teşekkürler. Yayına katıldığınız için. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.